İletişim çok önemlidir. Kendimizi ispatlamaya çalışmak, inanın bana, çok önemlidir. İyi bir iletişimci olmak, pozitif düşünmek çok önemlidir. İnsanları harekete geçirir dedik. İletişim yeteneğiniz çevremizde sevilen, sayılan, saygı duyulan insanlar olmamızı sağlar dedik. Ve bir duruş verir bize dedik, değil mi? Şimdi bahsedeceğim sandviç tekniği de harika bir iletişim tekniği ve kalıbıdır. Bu harika bir eleştiri ve ikna tekniğidir aynı zamanda da. Kimseyi böyle kırmadan, incitmeden, böyle karşımızdaki kişiye isteklerimizi söylememizi kapsar bu yapacağımız çalışma. Bunun temelinde aslında eleştiri ve geliştiri kavramları var. Hani eleştiri aslında hiçbirimizin sevmediği bir şeydi, öyle değil mi? Genelde karşı taraf için olumsuz bir duygu uyandırıyor. Eleştirdiğiniz zaman kendiniz bir savunma mekanizması geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Eleştiri yerine geliştiri dediğimizde ortaya daha farklı bir sonuç çıkmaya başlıyor. Zaten aslında eleştirideki amaç da bu değil mi? Hani bir şeylerin daha iyi olması, niçin eleştiririz karşımızdaki insanları? Onların daha iyi olmasını istediğimiz konularda, öyle değil mi? Amacımız karşımızdaki kişiye onun ne kadar tembel, hiçbir işe yaramayan biri olduğunu anlatmak mı? Yoksa onun kendini geliştirerek farkındalığa ulaşmasını sağlamak mı? Eğer amacımız karşımızdaki kişinin farkındalığını arttırmayı sağlamaksa, inanın burada geliştirme kalıbını kullanacağız. Bunu da işte sandviç dediğimiz bir yöntemle yapacağız. Bu harika bir iletişim kalıbıdır. İnsanlara geri bildirim verir ve geri bildirim verirken de aynı zamanda onurlandırmanıza da olanak sağlar. Burada bir sandviç oluşturuyoruz. Ekranda da gördüğünüz gibi. Önce bu sandviçin malzemelerini bir tanıyalım. Şimdi iki tane ekmek var, değil mi? Ve arasına koyacağımızda malzemeler var. Alt ve üst ekmekler geri bildirim ve geri bildirimin o hazırlık ve bitiş kısmıdır. Araya koyulacak olan malzemeler de geliştirmesini istediğimiz özelliklerdir. Şöyle ki, bir geri bildirim kalıbı verirken ilk önce o kişiyle alakalı pozitif bir girişle başlıyoruz. Ama bu giriş mümkün olduğu kadar doğal olması gerekiyor. Samimi olması gerekiyor ve gerçekçi olması gerekiyor. Hani birine bu kalıbı kullanırken aslında şunu yapıyoruz. Sen benim hayatımda çok önemli bir yere sahipsin gibi. Ya da sen benim tanıdığım en dürüst ya da işte sizin bulacağınız samimi, içten, o kişiye anlatan, olumlu bir cümle olmalı bu. Ve bu giriş gerçekten çok mantıklı olmalı. Yani yalan olmamalı. Gerçek o kişiye ait olanlar olmalı. Her insanın, inanın bana, muhakkak takdir edilecek çok güzel yönleri vardır. Yalan bir giriş yaptığınızda da bu sefer göze batabilirsiniz. İşte bu ilk giriş kısmı, onurlandırma, onunla alakalı bulacağınız o olumlu cümleler, bu sandviçin alt kısmı, yani alttaki ekmek. Bunu yaptığınız zaman karşınızdaki kişinin aklında oluşacak buzu eritmeye başlarsınız zaten. O ortadaki kısım da olmasını hani istediğiniz şeyleri kapsıyor. Bakın, kötü olanı değil aslında. Olmasını istediğiniz o iyi şeyler. Şunu yaparsan daha iyi olacak dediğimiz kısım işte orası. Ve tabii ki konuşmamıza bununla birlikte diye başlıyoruz. Çünkü sen tanıdığım en iyi insansın ama derseniz, işte beynimiz o amadan önceki her şeyi siler. Ve sen çok iyisin ama şunu yapamıyorsun. Bu kötü bir izlenim ve karşınızdaki insanın size savunma getirmesini sağlar. O zaman sizin söylediğiniz her şey çöp olur. O yüzden ama kelimesi bu iletişim kalıbında hiç kullanmayacağımız bir şey. Yani çok işimize yarayan bir kelime değil, anlayacağınız. Kullanacağımız kelime bununla birlikte. Hani işte buna rağmen, bununla birlikte,
Mesela sen gerçekten tanıdığım en iyi insansın. Bununla birlikte şu 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 konularda daha iyi olduğunda eminim harika olacaktır. Bakın, sen gerçekten tanıdığım en iyi insansın. Bununla birlikte, çünkü o sen iyi insansın ama çöp. Bununla birlikte sen iyisin, evet, ama bunları da yaptığında eminim daha iyi olacaksın. Mesela senin ders çalışmıyor olman beni üzüyor. Çünkü senin potansiyelinin çok iyi farkındayım. Gördünüz mü? Arada bununla birlikte çünkü dediğiniz zaman işte o bağlaçları kullandığınızda hiçbir şey çöp olmayıp geliştiriye dönüyor. Sonra ekmeği üstüne kapatıyoruz ve bütün bunları sana çok güvendiğim için söylüyorum. Bütün bunları senin içindeki potansiyeli tanıdığım için söylüyorum gibi böyle final cümleleriyle de sandviçimizi kapatıyoruz aslında. Bakın, içinde tek bir olumsuz tavır bile yok. Bazen karşımızdaki kişi bu sandviçi yemeyebilir. O zaman da siz, ben en doğru iletişimi kurdum, en doğal yoldan ona bunu sundum. Ancak o bunu almadı. Yani burada bizim vicdani anlamda içimiz çok rahat edecek. Fakat şunu söylemeliyim ki bu sandviçi yemeyen de pek çıkmaz aramızda kalsın. Tabii bu durumda bizim bakış açımız da şu olmalı. Sorun artık benim değil onun. Bu teknikte önemli olan mantık şudur aslında. Hani bu kötü değil, bunu şöyle yaparsan daha iyi olur. Mantık bu aslında. Kötü olanı değil, olan bir şeyi nasıl daha iyi yapabileceği konusunda. İşte filanca şeyi beceremiyorsun değil, şunu da yaparsan daha iyi olur. Eksiğini değil de geliştirmesi gerekeni sunmak, işte esas önemli mantık burada budur. Toplum içinde konuşmak için bol bol okumanız, konuşma tekrarları yapmanız ve hatta zaman zaman iyi birer hani böyle hatip derler ya, konuşmasını çok iyi yapan insanlara, işte bunun için evde çalışmamız gerekiyor. Ve aslında sonucunda da konuşma yeteneğimizi arttırmamız bize aslında böyle toplumu içerisinde çok söz söyleme imkanı tanıyabilir. O yüzden bol bol kitap okuyun. Okuduklarınızı karşınızdaki insanlara anlatmayı deneyin. Çünkü bilgi her zaman için güçtür. Bu da size yine özgüven konusunda inanın bana çok olumlu şekilde destekleyecektir sizi.